Amerikan Başkanı son basın toplantısında zirveyi gördük, ekonomiyi açmanın zamanı geldi dedi. O açıklamadan saatler sonra korona ülkede tam 4.931 can aldı. Acı bilanço 30.990'a yükseldi. Amerikan medyası virüs insan yapımı mı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. 2 yıl önceydi. 2 Amerikan elçilik görevlisi salgının başladığı yere, Çin'in Wuhan kentine gitti. Yarasalarla ilgili araştırma yapan bir virüs laboratuvarında inceleme yaptılar. Güvenlik önlemleri yetersizdi. Oradan yayılacak bir virüs dünyayı sarabilirdi. Washington'a acil kodlu bir mesaj yollandı. Amerika'nın desteğiyle kurulan o laboratuvara yapılan ziyaretle ilgili bilgi internetten kaldırıldı. Bütün bunlar bir film senaryosu değil, Amerikan medyasının iddiası. O iddialar ülkede yeniden virüs insan yapımı mı tartışması başlattı. İstihbarat servisleri konuyu araştırırken Pekin'den ilk yanıt geldi. Dünyada tanınmış birçok tıp uzmanı laboratuvar sızıntısı iddialarının bilimsel bir temeli olmadığına inanıyor. Tartışma sürerken 210 ülkede enfekte olan kişi sayısı 2 milyon 110 bine, ölü sayısı da 137 bine yaklaştı. 530 bine yakın kişi ise koronayı devirdi. Bilim dünyası da onların plazmasıyla virüsü yok etmenin yolunu aramaya başladı. Felaketin zirvesinde başroller yine değişmedi. 30.990 ölümle Amerika listenin başında, İtalya 21.645 kayıpla peşinde, İspanya'da 19.130'la 3. sırada. Savaş devam ediyor. Fakat ülke çapındaki veriler yeni vakalarda zirveye geçtiğimizi gösteriyor. Umarım bu durum devam edecektir. Başkan zirveyi gördük dedikten saatler sonra Amerika bir rekora daha imza attı. 24 saatte 4.931 kayıp verdi. Kademeli normale dönüşe son sayan İtalya'da 578, İspanya'da ise 551 kişi ölüm listesine eklendi. Hollywood yıldızları yardımları arttırmak için seferber oldu. Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio bağış yapan bir hayranına filminde küçük bir rol sözü verdi.